güzel dalgalı saçlarını, denizin derinliğini andıran gözlerini nefes aldığım sürece asla unutmayacağım. Beni seviyor musun diye sorduğum o günü sanki bugünmüş gibi hatırlıyorum Leyla. Sorduğumda uzaklaşıyorsun. Leyla, soruma cevap ver. Leyla. 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 Sen bana yardım et. Arda'yla evlenmek istemiyorum. Arda benim arkadaşım. Ona karşı bir şey hissetmiyorum. Babama Arda benim kocam olamaz diye defalarca söyledim. Ama babam beni dinlemiyor. Babam beni Arda'yla evlendirmekte ısrarcı. Hemen nişan, sonra da nikah diye tutturdu. Sanki yangından mal kaçırıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bugüne kadar beni hiç yüzüstü bırakmadın. Allah'ım. Ne olur bu nişan işinden beni hayırlısıyla kurtar. Deli mi ne? Leyla? Kesin deli bu. Leyla? Ne Leyla'sı be? Aklını mı oynattın sen? Ben Leyla falan değilim. Yüzün, saçın, gözlerin... Sen Leyla'sın. Dokunma bana be! Manyak mısın nesin? Bir de camiden çıkıyorsun. Azıcık haya öğren bari. Çekil! Bu hayal olamaz. Leyla. Leyla. Leyla kim be?
Ulan benim kimliği öğrenmek için örgüt mü taktı bunu peşime? Fırtına 1, fırtına 3 acil. Devam et. Çarşıda eyle masada istihbaratı alın. Anlaşıldı. Hemen geliyorum. Suriye'de PYD'nin özerklik ilan etmesine paralel olarak Türkiye'de de kurtarılmış bir bölge oluşturulmak istenmektedir. Gelen istihbarata göre militanlar örgütün silahlı kanadının başı Cemal'den aldıkları emir gereği Türkiye'yi hassas yerinden vurmak için ilçenin meydanındaki çarşıya örgüt bayraklarını dikmeye çalışacaklar. Örgütün bayrağını ve militanlarını korumak için keskin nişancıyı meydana yerleştirecekleri istihbaratını aldık. Militanların hedefi cami yanında ilçe meydanındaki bayraktır. Ay yıldızlı bayrağımızı indirip kendi örgüt bayraklarını dalgalandırmayı planlayan militanlar caminin hoparlörünü de propaganda için kullanmayı planlamaktadırlar. Zungurlar timinin görevi bu eylemi kesinlikle engellemektir. Emir alındı, anlaşıldı komutanım. Gereken yapılacaktır. Tedbir alındı komutanım. Komutanın emrini duydunuz. Dağılın. Bu meydanda kuş uçmayacak. Emredersiniz komutanım. Tamam ula. Şimdi bağlantı geldi. Suriye'den sonra TC topraklarında da bayraklarımız dalgalanacak. Dedi ya, bunu görecek bir adam. Çekil. Sağ ol. Dokundum ona. Kesin Leyla'ydı o. Adamlar göründü. İki militan meydana girdi. Adamları gördüm. Bu tarafa geliyorlar. Başlıyoruz başkanım. Başkanım, iyi misiniz? Bu ne lan? Bir kabus mu görüyorum lan? Başkanım, ters giden bir şey mi oldu? Ya, lan geri zekalı, düz giden bir şey mi var lan? Ne işi var o timcinin orada? Ha, ne işi var? Lan, kör müsünüz lan? Serdar denen o kabus orada lan işte. Başlıyoruz efendim. Her şey hazır. Başlarım lan şimdi size. Ben o tek oturan adamı yakın göster bakayım. Lan yakın göster lan. Tek oturanı tek. Ha, onu işte. Adamlar camiye doğru geliyor. Peşlerindeyim. Sungurlar, adamları cami önünde indireceğiz. Nişancılara dikkat edin. Emredersiniz komutan. Uşağım, durum ne? Arıyorum çavuşum. Henüz kimseyi tespit edemedim. Ulan özel sipariş mi verdiniz lan bu adamı oraya? He? Hem de eylem yerine. Ulan bu bizi bitiren değil mi komutanı? Serdar komutan lan! Biz bilmiyoruz Cemal Başkanım. Demek ki haber aldı eylem yapılacağını. Acele etmeyin. İyice çemberi alın. Çatışma çıkmasın. Siviller var.
Heriflere çok yaklaşma Yasemin. İşime karışma Teğmen. Yat yere dur. Ulan acele ettin. Sakın kıpırdamayın. Nişancı mevzilenin. Gelmeyin lan. Sivil halklar ateş etmeyin. Yaklaşmayın ulan. Vururum lan kızı. Durun sakın yapmayın. Komutanım nişancı var mevzilenin. Leyla. Camideki adam mı? Demek beni takip ediyormuş. Bırakın lan kızı. Bas lan geri. Lan bu adam bu işi gene bozacak ulan. Bırakın lan kızı. Lan. Peşlerini bırakmayın sakın. Şu nişancıyı bulun artık çavuş. Uşağım şu musibeti bul da keklik etti adam bizi. Buldum çavuş. İndir onu da ne bekliyorsun? Bismillah. Ulan bu internet kurtulamayacak mıyız ha? Ha? Ulan gene her şeyi mahvetti bu herif. Ulan salak salak bakıp durma lan bana. Hemen bana o demir denen o istihbaratçı bozuntusunu bulun. Çabuk olun buraya getirin. Başkanım, tehlikeli olmaz mı bu? Ulan tehlike sungurlar ulan. Oğlum bunlardan büyük tehlike mi olur lan? Ne diyorsam onu yap. Hadi yürü gel. Vay sıra Cemal Başkan. Yürü lan. Hadi. Başımdan bu kadar izin vermem büyük hataydı Serdar. Artık bir ölüsün. Bu sefer seni de... O şerefsiz timini de... toptan gebertmenin zamanı geldi. Dağılın lan gir içeri. Yürü. Bırakın lan kızı. Yaklaşma lan. Yakarım kızı. Yaklaşma. Yaklaşma. Zavallı. Bizi pisine gidecek. Fırtına üç cevap ver. Yasemin. Bir adam çıktı ortaya. Militanları kötü hırpalıyor. Adamın kim olduğunu bilmiyorum. Deşifre olmamak için kaçtım. Demirciler sokağına gelin hemen. Geliyoruz Yasemin. Sıkı adamı Leyla takıntısı. Kelepçeleyin şunları. Bak şöyle. Bak. Sağ ol. Sen kimsin? Leyla. Leyla neredesin? Kim bu Leyla be? Allah'ın izniyle kurtulacaklar. Ameliyata alındılar. Siz adamları konuşturun. Cemal ile Şahin'in yerini öğrenmeliyiz. Anlaşıldı komutanım. Bayrak dediğiniz bu mu lan? Bunu asmanızı kim emretti lan? Cemal şerefsizi mi verdi Emre? Cemal nerede saklanıyor? Şahin nerede lan? Konuş! Yoksa o dilinizi keser atarım. Ömür billah konuşamazsınız. Dur Yasemin. Karışma Üsteğmen'im. O adam şerefsizleri kötü benzetmiş. Biri geberip gider üstüne kalır.
Şunları hastaneye götürün. Tedavi olunca karargaha getirin. Emredersiniz komutanım. Kalk lan. Kalk hadi kalk. Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki Yasemin. Kendine gel Üsteğmen, görevdeyiz. Nişanlanıyoruz Yasemin. Özel meselelerimizi sonra konuşalım. O manyak adam kimmiş öğrenebildin mi? Çarşıda onu tanıyanlar çıktı. Sıkı dur şimdi. O adam Sungurların eski komutanı Yüzbaşı Serdar'mış. Yok ya. Bizim timin komutanı efsane Yüzbaşı Serdar o muymuş? Vay be. Şimdi ne iş yapıyor? İlçedeki spor salonunu işletiyormuş. Bu Leyla meselesini hepten merak etmeye başladım. Bana bak. Serdar'la konuşmaya niyetin varsa sakın kimliğini açıklama. Unutma. O ordudan atılan biri. Serdar abi. Kimsin Leyla'ya benzetmem? Bu kız Leyla'ydı. Ya nasıl Leyla olur Serdar abi? Hem Leyla'yı kaybedeli bir sene oldu. Aklında hep Leyla var. Belki hayal gördün. Bak bir de beni kınıyordun. Ben de her gördüğümü Şahin'e benzetiyordum bir aralar. Ben kafayı yemedim Aslı. Hayalle gerçek karıştırdım, ne kadar aklım başımda, anladın mı? Çay ocağında eksikler var. Ben gidip onları alayım. Tutturdu Leyla gördüm diye ya. Ya Leyla öldü. Yok yanlış gördün, Serdar abi deyince de köpürüyor. Serdar abiyi değil. Hiçbirimiz iyi değiliz. Emekli olmak bizi bozdu. Arzaya bağladık resmen ya. Hayal görmüşsünüz. Hayal meyal değildi o. Gözlerin, sen Leyla'sın. Dokunma bana be. Hayal değildi. Dokundu bana. O kız Leyla. Bakar mısın? Evet. Düzeltelim önce. Ben Leyla değilim. Adım Yasemin. Korkutma beni. Leyla değilsen kimsin sen? Söyledim ya, adım Yasemin. Çarşı esnafından öğrendim burayı. Beni kurtardığın için de teşekkür etmeye geldim. Burada dövüş dersleri veriyor musun? Ben de sıkı spor yaparım. Ama adamları nasıl benzettiğini görünce senden ders almam gerektiğini düşünmeye başladım. Bana ders verir misin Serdar? Madem Leyla değilsin, adımı nereden biliyorsun? Esnaftan öğrendim dedim ya. Saçların, gözlerin. Leyla'sın sen. Kaç kere söyledim. Benim adım Yasemin.
kadar benzerlik olmaz. Adım Yasemin dedim. İstanbul'da güzel sanatlarda okuyorum. Buraya da babamın yanına tatile geldim. Bakmasan öyle. Hadi dövsene benle. Böyle ağzı açık ayran budalası gibi bakma. Dövüş benimle. Leyla olmadığıma inandın mı şimdi? Bak ya, hala bön bön bakıyor. Kaçma. Hadi, dövüş benimle. Neden benimle dövüşmüyorsun? Kıyamam sana. Demir. Cemal Başkan beni bekliyor. Tamam, yürü. Tamam, tamam. Dur. Cemal Başkan. Tedbir bu Demir. Tedbir, tedbir. Beni istemişsin Cemal Başkan. Acil olan durum nedir? Bu bayrak şey tutmadı Demir. Biliyorum. Yapacağın tek iş vardı, onu da eline yüzüne gözüne bulaştırdın. 3 tane sungur denecek alabaşı edemedin. Onları ordudan attırdım. Elimden bu kadar... Kes. Yok, eski sungurlardan hiçbirisi kalmayacak demedim mi? Bu böyle biline. Onlar sivil bile olsa yaşadıkları müddetçe. Sana da, bize de rahat vermezler. Tamam, buldum. Gordon denen serseri kayıp. Peşine adam takmıştım. Belki de gebermiştir. Yılanın başı, Serta denen o yüzbaşı. Önce onu hallet Demir. Yok, kabus gibi ele her yerde kaçma çıkıyor ya. Bu sefer kesin çözüm, merak etme Cemal Başkanım. Getir. Al bu silahların parası. Sayın komutan silahları bekliyor. Emredersin Cemal Başkanım. Buyur Serdar abi. Afiyet olsun. Sağ ol. Thank you.
ağam, senin yaptığın iş mi ya? Ustacığım, bizim 5 yıldızlı muhteşem derecede bir pideci dükkanımız var. Sen benim muhteşem pideci dükkanımda pide yiyeceğine burada tükürük köftesi yiyorsun. O köftenin içine tükürük koyuyorlar. Hep tükürüklü pis köfte onlar aga ya. Of ya. Nasıl yiyorsun ki onları ya? Sen pide falan yapmasını bilmiyorsun. Senin pidelerin hamur. Ya aga, ben bir kere pideye yeni bir anlayış getirme çabasındayım. Ama henüz anlaşılamadım. Neyse, sen öyle diyorsan öyle olsun. Ben buraya o yüzden gelmedim. Aga şey... Aga dükkana asma uğradı. Senin Leyla'yı gördüğünü söyledi. Ne olmuş? Aga kusura kalma, sana çok acayip kötü bir şaka yapacağım. Sen acaba ruh çağırma seanslarına mı başladın? Ya aga Leyla... Yani bu ne iş aga, Allah aşkına? Doktor... Kaşınma. Tamam aga ya, kızma. Bu sefer uzatmayacağım, gerçekten seni de şaşırtacağım. Deyin gidiyor. Haydi sana afiyet olsun. Yalnız aga, o köfteler tükürüktü var ya, içinde hep tükürük var. Pis, pis onlar. Haydi eyvallah. Herkes kafayı yedi ha. Aga hayal görüyor. Aslı hayal görüyor. Ya kordon zaten ortalarda yok. Allah'ım yarabbim, nedir benim bu çektiğim ya? Bu nedir ya? Anam Leyla. Anam. Benden mi kafayı yedim Leyla mı bu ya? Allah'ım aklıma mukayyet olsa. Şşt gençler. Ne oluyor ya? Bak aha şurada kız var ya. Aha şuradaki şuradaki. Leyla mı o? Kardeşim benim izinden sen vereceksin. Düşündüm de sana kötü davrandım. Özür dilerim. Şeyi merak ettim ben. Leyla'ya çok mu benziyorum? Benzemekten öte. Sen aynen olsun. Olamaz. Bu benim. Kimdi bu Leyla? Evleneceğim kızdı. Sonra? Evleneceğimiz gece düğünümüzde öldürüldü. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Beni görmek acılarını tazeliyor. Ben gitsem iyi olacak. Ben rahatsız olmuyorum Leyla. Yani Yasemin. İyi madem. Rahatsız olmuyorsan ben de şundan istiyorum. Mis gibi koktu. Nasıl bir sevgiymiş bu? Adamı mecnun etmiş. Sen o teröristlerden hiç korkmadın. Övünmek gibi olmasın ama soğukkanlıyımdır. Sungurların eski komutanı Yüzbaşı Serdar'la tanışacağım hiç aklıma gelmezdi. Sungurlar timini nereden biliyorsun sen? Nereden mi biliyorum? Çarşıdaki esnaftan öğrendim. Evim bu sokakta. Burada ayrılsak iyi olur. Bana artık öyle bakma Serdar. Ben Leyla değilim. Leyla değilsin ama... Nerede kaldın Yasemin? Ne oldu? Ne bu telaşın? Bu akşam nişanımız var. Hazırlık yapacağız. Unuttun mu Yasemin? Unutmamın imkanı var mı Arda? Yüzbaşı Serdar'la tanışmışsın. Evet. Beni bıraktı. Bizi mi takip ediyordun?
Senin sungurlardan olduğunu bilmiyor değil mi? Hayır, bilmiyor üsteğmenim. Komutanımmış gibi konuşma benimle. Leyla kimmiş, öğrendin mi? Evet. Serdar Yüzbaşı'nın ölen karısıymış. Fırlatmış o zaman bu herif. Her gördüğü güzeli karısına benzetiyor desene. Kızın resmini gördüm. Serdar'ın dediği kadar var. Leyla sanki ikizim. Emret abi, takımı topladım. Aynı tarife. Birileri kim vurduya gidecek? Sen paradan haber ver abi. Para peşinse babamızı bile tanımayız. Bu sefer ayrı ayrı iş göreceksiniz. İki adam tek yöne bilet alacak. Tamam abi. Adamlar kim? Bunlar eski askerdir. Sağlamlar yani. Ona göre davranın. Aldığım sürece hepsini seveceğim Leyla. Seni Yasemin'de tekrar buldum ben Leyla. O kızı sevmeye başladım herhalde ben. Evlenmek istemiyorum. Tebrik ederim. Ne arıyorsun burada? Öylesine çıkmıştım. Gez göz arpacıyı görünce durakladım. Gez göz arpacık mı? Nişan attı. Nişanlandığını gördüm. Evet.
Samimi dua etmemişsin demek ki. Duan kabul olmadı. Nişanlandın. Sen duamı nereden biliyorsun? Seni ilk camide görmüştüm, unuttun mu? İnsanların duasını mı dinlersin dua etmek yerine? İstemeden kulak misafiri oldum Yasemin. Gidiyor musun Serdar? Beni nişanına mı davet edeceksin? Yasemin. Neredesin sen? Nişanın ortasında çıkıp gidiyorsun. Hiç hoş değil bu yaptın. Herkes seni soruyor Yasemin. Daraldım. Hava alıyorum komutanım. Kesin biriyle konuşuyordu. Yasemin'i sevdim ama çok çabuk kaybettim. Yine yalnız senin hatıralarınla yaşayacağım Leyla. Son saniyelerini yaşıyorsun Serdar. Önce seni, sonra ekibini tek tek geberteceğim. Hepiniz tarih olacaksınız. Hedef çıktı. Sana doğru geliyor. İş dendi artık. Tamam abi, adamı gördüm. Allah rızası için abi. Abi ekmek parası. Çoluk çocuk aç bekliyor. Şu dilenciye bir sadaka abi. Abi ya. Sapasağlam adamsın. Utanmıyor musun dilenmeye? Abi. Bırak lan şunu. Çabuk. Ulan size iş emanet eden de kabahat. Lan. Ölmek istemiyorum abi. Abi kurtar beni. Lan derdiniz de benimle ha. Derdiniz de. Abi ölüyorum abi. Hamza ben bir dacıya yolladım emaneti. Abi yardım et. Patlamayı duyuyorsun. Abi. Sen ne yaptın? Adamı öbür tarafa havale ettin mi? La bu oncuk hendiler nerede kaldı ya? Doktorun muhteşem pidesini un olmadan nasıl yapacağım acaba ya? Ha, Hındi gel lan.
canım kundikliğim. Onu oradan alalım, mutfağın içine doğru, fırının oraya doğru koyalım, tamam mı? Hadi bir, iki, bir. La oğlum ne yapıyorsun la sen? Nereye gidiyorsun? Sağır mısın acaba? Beni hiç dinlemiyor mu acaba sen? La mutfağın oraya koyacağım demedim mi ben sana? Laf! Burası acaba senin babanın ahır mı? Abi getirdim ya. Un getirmiş, ben sanki bilmiyordum. İyi halt ettin. Ayrıca oğlum nerede kaldın, saat kaç? Müşteri burada. Doktorun muhteşem pidesinden tadabilmek için birbirini parçalıyor la. La oğlum ayrıca sen kimsin la? Benim Zekeriya'm vardı, Zekeriya nerede? Abi ben yeni başladım. Usta götür dedi, ben de getirdim. Doktor! Yok! Doktor! Yok! Aga, aga nedir bu halin ya? Aga hop, aga. Kim bunlar doktor? Ya bu aga şey ya, Şendil Bey uncuları. Maloş parasın olmadan gitti ha. Bunu kodu kaçtı gitti ha maloş. Doktor, bunlar uncu muncu değil, bombacı. Ne bombası aga ya? Aga bu ne ya? Aga zamanımız var, acele et biraz. Aga beşten geri sayıyor aga hadi. Varlığımız birilerini çok kötü rahatsız etti. Tek tek işimizi bitirmeye niyetliler. Ya aga biz asker değiliz ki artık. İstifamızı bastık çıkmadık mı, bizi kim ne etsin acaba ya? Saf olma doktor. Elimizde silah aldığımız an askeriz. Adamlar bunun farkında. Adımız bile onların ödünü kopardı. O zaman ne yapsın, çatlasın şerefsizler. Şeytan azapta gerek. Bir daha Serdar'ı göremem artık. Derdin bana. Çık ortaya. Serdar. Sen burada ne arıyorsun? Koşuyorum. Çık kız aradan. Çık. Ben de her sabah koşarım burada. Yani spor iyidir. İnsana zindelik veriyor. Haklısın Yasemin. Koşmak lazım. Ama ne tuhaf ki ben seni ilk kez koşarken görüyorum. Hem elbisen de pek koşuya uygun değil. Ben böyleyim işte. Aklıma esince kafama göre öyle koşuyorum. Lan Yasemin bu. Yasemin ne işi var bu herifle? Kahretsin. Yine olmadı.
kummaz sevdiği yardan. Canım esirgemem billahi senden. Götür sat mezatta kölem var değil. Canım esirgemem vallahi senden. Götür sat mezatta kölem var değil. Bugün hayatımın en neşeli günüydü. Hediyen içinde, her şey içinde sana çok teşekkür ediyorum Serdar. Her günü seninle böyle geçmesini isterdim Yasemin. Ama ne yazık ki olmaz. İyi geceler Yasemin. İyi geceler Serdar. Serdar. Tuzağa düştüm Yasemin. Tuzağa mı düştün? Seni Leyla'nın yerine koydum. Olacak şey değil ama bu kısacık zamanda sevdalandım. Ama sen nişanlısın. Bu bana yakışmaz. Bu kadar kısa zamanda bu nasıl oldu bilmiyorum ama ben de aynı duyguları yaşıyorum Serdar. Ama biz birlikte olamayız.
Gel benimle. Nereye? Gel dedim. Annemin yüzünü hatırlamakta bile güçlük çekiyorum. Bana babam baktı, büyüttü. Bugüne kadar her istediğimi yaptı. Babam o gençle evlenmemi çok istiyor. Babamı çiğneyip geçemem. Ben Arda'yla evlenmek zorundayım Serdar. Bu durumda dost kalmak zorundayız. Aramızda bundan öte bir şeyin yaşanmayacağına burada Allah'ın huzurunda yemin ederim. Yasemin, ayrılmamız için yemin etmene gerek yok. Her şey bu dünya demek değil. Sonsuz güzellikler, sonsuz nimetler, sonsuz alemde olur. Üzme kendini. Serdar'ı bir daha görmeyeceğim. Onu hayatımdan çıkartıyorum. Yemin ederim Allah'ım. Yasemin. Ne oldu baba? Bugün seni eski yüzbaşı Serdar'la gördüm. Nereden tanıyorsun sen onu? Bayrak operasyonunda beni teröristlerden kurtarmıştı baba. Ordudan atılmış şerefsizin teki kızım. Serdar şerefsiz değil baba. Ordudan nasıl atıldığını anlattı bana. Birileri sungurları dağıtmak için oyun oynamış Serdar'a. Bu kaseti seyretmelisin Vali Bey. Nedir bu? Sungurlar. Bu tim raydan çıktı. Devlete ve orduya zarar veriyor. Sungurların komutanı cezalandırılıp tim dağıtılmalı Vali Bey. Neyse ne, herifin ne yaptığı meçhul. Seni kullanıp ordu hakkında bilgi alabilir. Yasemin, onunla görüşmeni istemiyorum. Serdar benim teğmen olduğumu bilmiyor baba. Ben çocuk değilim. Kiminle görüşeceğime ben karar veririm. Ayrıca Serdar'la da görüşmeye niyetim yok. İyi. Görüşmeyeceğine sevindim Yasemin. Sen de Arda da rahat edin. Bir daha Serdar'ı görmeyeceğim. Serdar'ı sevdim. Çok sevdim. Ama yeminimi bozmayacağım. Bastı.
kesin koşun. Evet. Bugün antrenman bitti. Yarın aynı saatte, tamam mı? Olur hocam. Sana kaç kere söyledim. Bunlar düşmanımız değil. Bunlar bizim talebelerimiz, anladın mı? Ya Serdar abi. Sen hala kendini Tim'de sanıyorsun. O defter kapandı. Bu salonda gençlere dövüş öğretip ekmek paramızı kazanmaya uğraşıyoruz. Öfkeni kontrol et, tamam mı? Haklısın Serdar abi. Terapi ne alemde? Psikoloğa gitmeye devam mı? Bugün de randevum var. İyi. İhmal etme sakın, tamam mı? Serdar abi, Yasemin'le bir şey mi oldu? Sen her şeye burnunu sokma. Hadi. Olur Serdar abi. Yasemin'le aralarında kesin bir problem çıktı. Ne yapıyorsun Yasemin? Hata yaptım Üsteğmen. Dağınıksın. Aklın nerede senin? Fırtına 3. Konuşan Yuva 11. Devam et Yuva 11. Yuva 1, Fırtına 1 ile sizi bekliyor. Acil. Gidelim. Dikkat! Rahat! Sinyal ne zaman alındı? Yeni geldi komutanım. Şu an sadece amblemleri var. Belli ki nakden yayın yapacaklar. Şimdi dediğimi yapacaksın. Eğer yaşamak istiyorsan bunu okuyacaksın. Ha? Şahin bu. Olamaz. Aradığımız Şahin. Kötü işkence yapmışlar. Yaşamak istiyorsan konuş lan. Türkiye Cumhuriyeti ve onun ordusuna sesleniyorum. Ben Şahin Bulut. TC ordusu Sungurlar timinde uzman çavuşum. Suriye, Rojava bölgesinde yakalandım. Ve suçumu buradan itiraf ediyorum. Komutanım. Örgüt Suriye'de özelliğini ilan etti. Sırada Türkiye var. Şerefsizler. Devam et. Bölgede kurulacak 4 parçalı Büyük Kürdistan'a karşı Türkiye adına verdiğim eylemsel mücadeleden dolayı suçluyum. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ve ordusu da yaptığım eylemlerden dolayı suçlu. Komutanım, Savama örgütü silahlandırıyor. Burada barışa değil savaşa hazırlanan binlerce militan var. Aslan! Hiç gömülürsün oğlum. Yanlış bir şey yapma. Türkiye Cumhuriyeti 4 parçalı Kürdistan'a karşı hasmane tutumundan derhal ve koşulsuz vazgeçmelidir. Aksi takdirde Büyük Kürdistan kendini savunacaktır. İlk olarak bir uyarı niteliğinde beni infaz edecekler. Ancak bu sadece bir uyarı ve başlangıçtır. Kapat kız kamerayı, kapat. Demek Tecez seni kitin başına geçirdi. Partiyi yok etmeyi planladı o. Lan yedi düvel bir olsanız da Türk ve Kürt halklarını bölemeyeceksiniz lan. Lan o senin bak şu köpek.
seni görme azabından kurtarırsın beni. Durma lan. Oy. Oy! Gebertin lan şu iki. Aç kız kapıyı, aç. Yazık olacak çocuğa. Öldürecekler onu. Duydunuz değil mi? İstediğiniz adamı gördü. İstediği eylemi yapsın. Büyük Kürdistan'ın kurulmasını asla engelleyemeyeceksiniz. Savam ajanı Tahir bu. Suriye'de örgüte her türlü destek için bulunuyor. O varsa Cemal de o. Yani körler sağırlar, birbirini ağırlar. TC, Türkiye'deki yoldaşlarımıza karşı eylemsel tutumundan derhal vazgeçecek. Aksi takdirde bu askerin ölümü sadece başlangıç olur. Sinyali kaybettik komutanım. Bana derhal bu kampın yerini bulun. Derhal. Yayını yaptıkları yeri uydudan bulmak zaman alacak komutanım. Durmayın. Çalışın. Bulun. Emredersiniz komutanım. Yasemin, Arda. Çıkmak için hazır olun. O çocuğu bu kan tacirlerinin eline bırakamayız. Emredersiniz seni Dicle. Bunu niye yapıyorsun? İçeride soru sorma. Buradaki herkes benim gibi örgütten nefret ediyor. Ama kimsenin bunu dillendirmesi mümkün değil. Şahin seni kurtarmak için neden bir şeyler yapmıyorlar? Ölüp gideceksin burada. Şehitlik bulunmaz inci benim için. Aslı'yı uzun zamandır görmüyorum. Son bir defa onu görüp helallik almak isterdim. En azından hain olmadığımı bilmesi lazım. Sen o kızı çok mu seviyorsun Şahin? Çok. Canımdan çok. Ne yaptıysam vatanım, milletim ve dinim için yaptım. Keşke Aslı da bunu bilseydi. İçim rahatlardı. Keşke ben de böyle sevilebilseydim. Aslı'nın yerinde olmayı ne kadar isterdim bilemezsin. Beni öldürecekler Dicle. Benim üzerimden geleceğini karartma. Örgütün iç yüzünü gördün işte. Kaç kurtul bu cehennemden. Kurtar kendini. Seni kurtarmadan asla. Benden sana hayır gelmez Dicle. Kaç. Git. Babam para karşılığı örgüte sattı bir içkici kumarbazın tekidir. Kaçsam da eve gidemem ben. Bana sahiplik yapacak tek insan sensin. Yaşarsam söz. Sana sahip çıkarım. Ama buradan kurtuluşum yok Dicle. Dicle, bana kağıt kalem lazım. Bekle.
Buyurun. İyi günler. İyi günler. Yusuf Bey'e geldiğinizi bildirdim. Olmadı Aslı. Hiç olmadı. Bunlar rahatlatıyor beni. Yanılıyorsun. Seni ilaçlar değil. Ben rahatlatıyorum Aslı. Ben Yusuf Kaya. Gel bakalım sinirli güzel. Konuşalım. Olmuyor ya. Ya ben öfkemi kontrol edemiyorum. Sakin ol. Otur. Sakin ol ki konuşabilelim. Olur mu Aslı? Ya ben sakin olamıyorum Yusuf. Ya aklım karışık benim. Daralıyorum ya. Etrafı parçalamak. Karşıma kim çıkarsa ezip geçmek istiyorum. Yusuf. Sen beni boşuna tedavi etmeye çalışıyorsun. Ya terapi falan olmuyor işte. Aslı, ben bir doktorum. Ruh doktoru, deli doktoru, ne dersen de. Ve ben iyi olacak hastayı bilirim. Ve sen iyi olacak hastasın. Yok eğer yanılırsam, bu diplomamı yırtarım. Sonra da gider, bir psikoloğa tedavi olurum. Sen çok değişiksin. Nasıl birisini anlamadım ki? Ben de pek normal sayılmam. Sen Şahin'i aklından atamıyorsun Aslı. Sorunumuz bu. Öyle değil. Ben Şahin'den ümidimi kestim. Unuttum o haini. Gerçekten mi? Emin misin? Bilmiyorum. Belki de unutmadım. Her şey çok karıştı. Karışık olan bir şey yok Aslı. Sorunun yeni bir hayat istememekti. Bunu defalarca konuştuk. Yeni bir sevgiye açık olmalısın. Ben istiyorum. Bütün kalbimle beni sevecek birini istiyorum. Ama beni kim sever ki? Bunca şeyden sonra. Ben varım ya işte. Ben seni çok severim Aslı. Tabii şayet sen de istersen. Seni seviyorum Aslı. Eğer sen de... Seninle her şey çok güzel olur Yusuf. Ama ya Şahin? Şahin bir hayal Yusuf. Şahin mazi. Acı bir mazi. Karanlığa gömülen bir mazi. Ben aydınlık bir gelecek istiyorum. Acılardan uzak olmak istiyorum. Yitik sevdam. Aslım. Ölmeden önce bilmeni istediğim bir husus var. İçin rahat olsun. Sevdiğin insan asla ihanet içinde olmadı. Vatanım milletim için bırak dünyamı, ahiretimi bile feda etmem gerekseydi yine yapardım Aslı. Dünyada sana eşlik edemesen bile ahirette nasibim olursun inşallah. Seni rahmeti sonsuz Rabbime emanet ederim. Şahin. Ben ölürsem bunu Aslı'ya ulaştırmanı istiyorum. Sen ölmeyeceksin Şahin. Aslı, senin onu sevdiğin kadar seviyor mu seni? Seviyordu.
Ama savrulduk biz. Çok şey yaşadık Dicle. Çok acı şeyler yaşadık. Beni hala seviyor mu bilmiyorum. Ama bunun sebebi benim. Görevim gereği böyle olması lazımdı. Madem öyle istiyorsun, ulaştıracağım bunu Aslı'ya. Ama sen ölmeyeceksin. Aslı'dan daha ilerine layıksın. Unutma bunu. Seni seviyorum Şahin. Ne olur evlen benimle. Doğru mu yaptım Allah'ım? Aslı, ne zaman geldin sen? Zelal, bir şey oldu. Ne oldu Aslı, bir felaket mi var? Yusuf. Ha? Beni sevdiğini söyledi. Amanın, gerçek mi kız? Hı hı. Bana bak kız, aklını başına devşir. Hemen nişanı yapın. Kimseye kaptırmadan çocuğu evlen o doktorla. Kızlar, hayırdır ne oluyor, dedikodu mu var? Kadınların içine karışma sen doktor. Ay. Zelal teyze. Zeynep abla çok hasta. Ne oldu Bekir? Bilmem ki Zelal teyze. Kötüyüm dedi bana. Ah, vah hayırsız Celil abi vah. Tamam hadi konuşmayın hadi dükkanı kapatak gidek hemen hadi. Yav yürü yavrum yav yürü. Allah'ım yardım et. Oh, Celil neredesin? Celil gel ne olur. Zeynep bacı. Zeynep kardeşim. Dur. Ben ya doktor bakayım. Celil nerede sen biliyor musun? Vallahi bilmiyorum ya. Ortalarda yok kaç gündür hiç uğramadı ha. Ordudan ayrıldıktan sonra Celil çok fena daldı. Bir türlü toparlayamadı. Ya bak çok önemli bir şeyin yok. Azıcık tansiyonun düşmüş tamam mı? Ama çok sancım var doktor. Zeynep bacı hamilelikten normal. Sancı olur yani. Ağlama Zeynep tüketme kendini. Nasıl ağlamam Aslı? 3-4 günlük evin ihtiyacını bırakıp ortadan kayboluyor. Yüzünü bile göremiyorum doğru dürüst. Tamam sakin ol. Zelal gel. Al şunu. Aslı'yla beraber Zeynep'i hastaneye götür. Sen de git şu Celil'i bul ya. Ya of nereden bulacağım ben sana hayırsız Celil'i. Evde hayırsız Celil kaynıyor sanki ya. E Serdar abiye git o bulur. Serdar abiye hiç dokunmayın burnundan soluyor. Niye ki ki? Ya Leyla deyip duruyor. Leyla aşkı Yasemin'de yeşerdi. Durumlar karışık arıza var. Ondan doktor. Öf. Niye eve gitmek istiyorsun Yasemin? Biraz dolaşsaydık. Dinlenmek istiyorum. İzin var mı komutanım? Her an Şahin'in yerini bulabilirler. Evden ayrılma. Emredersiniz komutanım. Meydandaki o kız da timciymiş la. Göreceğim la. Bütün timi indireceğim. Önce de bu kahpeden başlayacağım.
Yemin ettim olmaz. Serdar'a gidemem. Yasemin Deniz. Benim. Size bir paket var. Şurayı imzalar mısınız? Teşekkür ederim. Bu ne böyle ya? Bu ne be? Kim göndermiş bunu? Beni anlayacak bir tek sen varsın Serdar. Ne oldu? Öldü sandığım annem nişan için bana hediye yolladı. Annem yaşıyor. Buna inanmam mümkün değil. Hediyenin annenden geldiğinden emin misin? Bu onun mektubu. Aha, Timci kız orada. Yanındaki de çarşıda bizim çocukları indiren herif. Acele edelim o zaman. La ikisini de gebertelim gitsin la. Çekilin la, çekilin la. La çekil. Burada mektubu gönderenin adresi var Yasemin. Rica etsen beni ona götürebilir misin Serdar? Gerçek neyse öğrenmek istiyorum. Benim için problem yok. Gidebiliriz. Ayşe teyze. Ayşe teyze. Ayşe teyze. Ne oldu çocuklar? Bir abla geldi seni soruyor. Kızım. Anne.
Hadi gelin de topu alın benden. Beni neden hiç aramadın anne? Çok denedim. Ama baban hep engel oldu. Sana zarar verir diye de acımı içime gömdüm. Her an hayalinle yaşadım. Baban niye senin öldüğünü söyledi bana? Babam huysuz, sinirli bir adamdı. Ona dayanmak azaptı Yasemin. Çok ayrılmak istedim. Ama baban hep karşı çıktı. Sonra sen doğdun. Bebeğimiz olunca düzelir diye düşünüyordum. Ama sen kız doğdun. Bu yüzden eziyetlerini iyice arttırdım. Katlandım. Ama beni kötü hırpalıyordu, dövüyordu. Sonunda yaşamak için kaçmak zorunda kaldım. Seni almak için babanla çok mücadele ettim. Ama sen kızın için öldün. Yasemin'in karşısına çıkarsan seni öldürürüm diyerek beni tehdit etti. Baban asker, deli biri. Korktum. Bir daha arayamadım seni. Babamı hiç affetmeyeceğim. Şimdi siz ikiniz bana karşı oluyorsunuz. Sen de ben ne? Nişanlım bu genç mi? Tamam hadi. Hayır. Nişanlım babamı seçtiği biri. O da subay. Ama bu gence bakışlarında sevgi var. Çok güzel abi. Bak kızım. Önce kendini mutlu etmen lazım. Kendin mutlu değilsen kimseyi mutlu edemezsin. Benim gibi olmanı istemiyorum. İstemediğin biriyle evlenme. Düşünüyorsun Yasemin? Serdar, lütfen yadırgama. Ben sana aşık oldum. Seni seviyorum Serdar. Bunun farkına vardım. Arda ile evlenemem artık. Yüzüğü sahibine iade ediyorum. Ben seninle beraber olmak istiyorum Serdar. Araba sende kalsın. Bende bir külüstür var. Arda'ya yüzü iade edip yanına geliyorum. Tamam. Ben de doktora haber vereyim. Akşam hep beraber olalım. Olur mu? Olur. Yes.
Yasemin! Serdar! Serdar, iyi misin? Serdar, kendine gel. Tam bulmuşken beni terk edip gitme, ne olur. Yardım edin. Ambulans gönderin. Polis gelsin çabuk. Kirazlı Mahallesi, Saray Sokak. Çabuk olun ne olur. Acele edin. Arkadaşlar açılın şöyle, açılın. Açılın. Ne olur ölmeyin. Üzerinde kimlik yok. Kimse bir şeye dokunmasın. Serdar abinin durumu ne? Beyninde travma olabilir. Bir şey söylemek için erken dediler. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden bu haldesin Serdar. Allah'ım, Serdar'ı bir daha görmeyeceğim. Onu hayatımdan çıkartıyorum. Yemin ederim Allah'ım. Yeminimi tutamadım. Olanlar bu yüzden. Allah razı gelmedi. Büyük laf ettim. Allah'ım, Serdar'ın iyiliği için onu bırakıyorum. Bir daha onu hiç görmeyeceğim. Yemin ederim Allah'ım. Yeter ki sen iyi ol Serdar. Tek istediğim bu. Seni... Senin için terk ediyorum. Agaya bir şey olursa ben de yaşayamam yani. Abimin durumu nasıl? Allah aşkına iyi bir şey de. Hadi sana gerçekten bak yalvarırım, güzel bir şey söyle. Hadi iyi bir şey söyle, hadi söyle, hadi söyle. Durun, sakin olun. Hastanın beyin tomografisi gayet iyi çıktı. Sağlığı çok geçmez düzelir. Sadece büyük bir sarsıntı geçirmiş. Dosyasını araştırdım. Geçmişte de böyle bir vaka yaşamış. Ama eski asker, çok güçlü görünüyor. Her an kendine gelebilir. Allah'ım çok şükür. Ben dayanamıyorum. Gerçekten öpeceğim. Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun. Allah ne kadar muradın varsa versin. Yüreğime su serptin ya. Sağ olun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oh be. Hepimizin gözü aydın.
Vallahi hepimize geçmiş olsun ha. Hem de çok büyük geçmiş olsun. Şey, ağlamasana. Yasemin miydi ismin? Bacım doktor söyledi ya işte, aga kurtuldu. Allah onu bize bağışladı. Allah'ım, duamı kabul ettin. Serdar kurtulacak. Ben de yeminimi tutuyorum. Serdar'ın karşısına bir daha hiç çıkmayacağım. Aha, kolu kıpırdadı ha. Aga kendine geliyor. Hey maşallah. Aslan Serdar abim ya. O kadar çatışmada ölmedim, böyle ufak tefek işlerden sana bir şey olacak diye ödümüz koptu. Allah şükürler olsun. Neredeyim ben? Hawaii'deyiz aga. 5 yıldızlı muhteşem derecede bir tatil. Deniz, kum. Yuhuu! Şaka şaka. Sevinçten şakaya vurdum. Aga sen düştün yani orada araba üstünden. Hırt dedin, kafayı köteden ettin. Hastaneyiz işte şimdi o yüzden. Doktorlar önce korktu ama bir şeyin yokmuş. Geçmiş olsun Serdar abi. Yasemin nerede? O iyi mi? Ha, o iyi aga ya. O iyi. Onu geçti. Ben sana başka bir şey diyeyim mi aga? Senin o meydanda alt ettiğin pislikler kimmiş biliyor musun? Oraya bayrak dikmeye gelen teröristlermiş. Vallahi helal olsun. Gene kahraman oldun aga ya. Helal ya. Doktor. Sana bir soru sordum. Bırak onları şimdi. Yasemin nerede? Ya aga işte aslında buradaydı. Yani kendisi şuradaydı, gitti ama. Giderken de şey yaptı. Not yazdı. Kendisi kendi elleriyle yazdı bunu. Dedi ki Serdar'a dedi verirsin dedi. Ben de veriyorum. Serdar, seninle çok iyi vakit geçirdim. Çok eğlendim. Ama düşündüm ki seni sevmemişim. Aslında ben nişanlımı seviyorum. Beni bağışla. Sana hayatta başarılar dilerim. Olamaz. Yasemin yapamaz bunu. Ne oldu burada? Hiç. Yani ne olsun ki ağam? Elbiselerim nerede? He aga onları şey ya, onları içeri... Sen yatsaydın Serdar abi. He evet. Daha iyi olmadan. İyiyim ben. Elbiselerimi getirin bana. Aga yapma ya. Fırtına 3, Fırtına 2 acil. Fırtına 3 acil cevap ver. Devam et. İstihbarat Şahin'in yerini belirledi. Operasyona çıkıyoruz. Neredesin? Evin önünde bekliyorum. Oradan al beni. Ya aga. Aga bak hastaneye dönelim. Sen iyi değilsin ya. Doktor kes sesini. Ya aga bak işte kız dengesiz çıktı. Boş ver işte. Hadi gidelim. Doktor. İşime karışma. Beni de takip etme. Hadi bas geri. Ya aga ya. Yasemin. Niye geldin? Mektubumu okumadın mı Serdar? Ne oluyor Yasemin? Yaşadıklarımız eğlence miydi?
O dağda söylediklerin yalan mıydı? Ben sana aşık oldum. Seni seviyorum Serdar. Yalanmış. Güzel vakit geçirdik. Eğlendim. Hepsi bu kadar Serdar. Ne oluyor Yasemin? Bir şey mi var? Hiç. Serdar Bey hatırımı sormaya gelmiş. Bana bak. Serdar mısın nesin? Nişanlımdan uzak dur. Yoksa sonucuna katlanırsın. Geç kaldık Yasemin. Hadi gidiyoruz.